Buraya uzun bir yoldan geldim. Daha uzun bir yolum var. Kaldı otele. Daha var. Bu hikayenin sonu nasıl bitecek bilmiyorum. Ama nasıl başladığını biliyorum. Bu hikaye Ömer'le başladı. Ömer'in ona abilik eden bir arkadaşı vardı. Ne zaman darda kalsa yardımına koşardı. Adı Ali'ydi. Ama mahalleli onu lakabından tanırdı. Manyak mısın sen oğlum? Bir yandan yüzüme güleceksin, bir yandan eller kollar uslu durmayacak. Hadi lan oradan. Sen benim lakabımı duymadın mı hiç? Ali Bey, ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz bu kazinonun güvenlik müdürüsünüz. İşimi sormadım kardeşciğim. Lakabım nedir? Ali Bey, benim şeyim var. Tansiyonum var. Vallahi billahi düşer kalırım buraçta. Yemin. Lakabımı söyle lan. Kerpeten Ali. Yapmayın! Bırakın! Bırakın! Ömer'in çocukluktan ayrılmaz bir dostu vardı. Kankası, başının belası Cengiz. Bir de Ömer'in deliler gibi sevdiği, sırılsıklam aşık olduğu, uğruna canını vereceği bir kız vardı. Eyşan. Geliyor mu? Evet. Bugün şanslı gününde miymiş? Nasıl yapıyorsunuz Allah aşkına? Hayır, alışamadım cidden. Herkesi kitap gibi okuyorsunuz ya. Herkesi değil Aylin. Sadece beni sevenleri. Günaydın Eşen Hanım. Günaydın. Kral Suite'ine gelecek olan misafirimiz Ezel Bey geldi mi? Hayır efendim, birazdan gelir. İlk defa otelimizde konaklayacak, memnun ayrılmasını istiyoruz. Otelden de, kumarhaneden de. Anladım Eşen Hanım. Özel bir isteği? Var aslında, şey istemiyor. Odasına kendisinden habersiz girmesini istemiyor. Özellikle yardımcısı iletti. Tamam. Misafirimiz pek bir güzelmiş. Ömer iyi çocuktu. Ama fena bir kusuru vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyordu. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Ömer derdim. Her ihanet sevgiyle başlar. Hoş geldiniz efendim.
Benim adım Ezel. Buraya intikam almaya geldim. Masaj da var. Yaptıralım mı inip? Hem rahatlarız biraz. Üzerimizden böyle şeyi falan. Ezel Bayraktar, 32 yaşında, bekar. Bildiğimiz bir akrabası yok. Doğum yeri İstanbul. Ezel bundan 4 sene önce çıkıyor ortaya. Ondan önce adını kimse duymamış. Monte Carlo, Vegas, Buenos Aires, en az 20 büyük oyunda adı var. Çok kazanıyor, çok kaybediyor. Yani bazı yerde para dağıtmış basbaya, bazen de en iyileri tokatlamış. Kolpası var mı? Tertemiz. Sabıkası yok, hiçbir kumarhanede sicili yok, hiçbir vukuatı yok. Adam tertemiz. Sevmedim. Fazla temiz. Tefo kardeşim. Bir kayboluyor, bir ortaya çıkıyor. Büyük bir oyun çeviriyor, sonra yine yok oluyor. Serveti nereden geliyor belli değil. Bir işi gücü varsa da kimse bilmiyor. Bir şey varsa haber etsin. Tamam. Tam olarak yani ne öğrenmek istiyoruz? Her şeyi. Bunlar büyük oyuncular Defo. Bunlar bir oteli ihya da ederler, batırırlar da. Bunların masalarında milyon dolarlar uçar. Bizim tarafa doğru uçsunlar istiyoruz. Kapiş? İşimiz var daha seninle demek. Şüphe edeceksin. Bizim işimiz şüphelenmek. Ben bilirim böyle herif.
kendinden öyle gizemli adam süsü verirler ama beş para etmezler aslında. Korkaktır hepsi. Islak karga. Anladın mı? Haklısınız efendim. Her hareketini o, her hareketini. Ne yer, ne içer, nasıl kadından hoşlanır, hangi tatlıları sever, hangi elini kullanır, hangi takımı tutuyor, değirmenin suyu nereden geliyor? Bu herif kimin nesi? Yani yurt dışında mıymış, neredeymiş daha önce? Uzun lafın kısası, Ezel Bayraktar kim? Sene önce Ömer askerden döndü. Yeni bir hayata başlayacaktı. Hamdolsun. Oğlum askerden dönmüş aslanlar. Ben iyi olmayayım da kim olsun? Ne var lan? Babamla konuşuyorum. Onlar da geldiler. Kim? Gelene kadar ben yine Ali abi diyeyim sana. İyi hadi. Ne o? İçki mi içtin lan? Gelişini kutladım ya. Dağıttın mı sen yine? Sen yokken var ya. Bir dağıttım, bir dağıttım. Aferin sana. Sen toparlarsın diye dağıttım zaten. Eksik olma.
yanımızdayken bir kere bizi pusuya düşürdüler. Öyle bir mağaranın içine attık kendimizi. Ömer. Yanımda çavuş. Ateş etsene yapıyor. Ben elimi yumruk yapmışım. Açmıyorum. Kafamda çünkü senin elini tutuyorum böyle. Sanki elimi açsam kaçıp gideceğim. Komik oldu biraz. Çavuş elimi açmaya çalışıyor, ben sıkıyorum. Açtın mı peki sonra? Açtım tabii. Çatışma var, ne yapacağım? Buradayım bak, gitmedim hiçbir yere. Kalacağız. Sonra annen diyecek bu kız benim olma layık değilmiş diye. Anne böyle şeyleri aldırmaz beni. İnsanın içini görür. Yapma ya. Bende ne görüyor acaba? Oğlunun aşık olduğu kızı. Cengiz böyle papyon falan takmış. Yok Mümtaz amca, ben şeyde çalışıyorum ya. Baba hani sahilde yeni bir otel açıldı ya. Onun kasinosu var. Orada çalışıyor Cengiz. Şarkı falan mı söylüyorsun? Kumarhane anne, değil mi? Kasinonun İngilizcesi. Aferin Mert. Evladım tabii sen bilirsin. Hepiniz koca çocuklar oldunuz. Ama Allah katında kumar haramdır. Ben sadece çalışıyorum Mümtaz amca. Kumar falan oynamıyorum ki. Haram paradan medet umulmaz oğlum. Haram paradan bela olur. Öyle diyorsun da Mümtaz amca. Oraya öyle adamlar geliyor ki. Yani hani zenginliğin şeyini çıkarmış. Suyunu. Zenginlik burada. Kalbini gösteriyor. Gönlün zengin olacak. Şu çatının altında başka bir zenginliğin yeri yok. Öyle değil mi Ömer? Abi Eyşan sana söyledi mi? Neyi? Benim orada Eyşan da çalışmaya başladı. Söylemedin mi sen? Ay pot kırdım yani. Uf, çok salağım. Nerede başladın kızım çalışmaya? Bu şey yerde işte. Kumarhanede. Kumarhane falan değil. Otelin resepsiyonunda. Öyle mi? Eyşan benden rica etti. Bir iş falan var mı? Bak dedi. Ben de ayarladım hemen. Oradakilerle aram çok iyi benim. Okul ne olacak peki? Bunun saatleri akşam. Maaşı da iyi. Hem bana staj gibi olacak Mümtaz amca. Turizm okuyorum ya ben. Resepsiyondayım yani. Kumarhaneyle falan bir ilgim yok. Yok tabii kızım. Senin işin olmaz öyle şeyler. Duydun diye kıl oldun. Niye bana söylemiyorsun ki önce? Söylüyorum işte şimdi. Bir de kızarsın falan diye korktum. Korktun da başlamışsın zaten. Sen yoksa çalıştırmayacak mısın beni ileride? Ne alakası var? Evde oturup çocuk mu bakacağım ben? Olabilir vallahi. Peki. Beyim ne diyorsa o olur. Pardon.
Alem kız ha. Valla. Oğlum otelde görecektin. Front desk müdürü içine düşüyordu senin kızın ha. Ne diyorsun lan sen Cengiz? Yok lan anlatıyorum işte. Eyşan güzel kız abi. Alışacaksın böyle şeylere. Oğlum kurdu kuşa yem eder miyim ya ben yengeyi? Gözüm üstünde merak etme. Sen işine bak. Eyşan bilir bir kere kendini. Kızma lan. Ben seni koruyorum oğlum. Sen dinle beni. Bak ben bu kasinoda çok iyi çaktım meseleyi. Neymiş mesele? Mesele şu. Kız kısmına dikkat edeceksin abi. Tamam birbirinizi seviyorsunuz anladık. Yedi düvel anladı zaten o kadarını da sevmekle bitmiyor abi. Bak şimdi kız dünyaya açılıyor. Aklı çelinir. Ya hadi yürü içeri canım. Tamam dur lan. İki şey abi unutma. Para ve sürpriz. Kızlar bunlardan hoşlanır. Ya oğlum Eyşan'ın parada marada gözü yok. Kimsenin parada gözü yok abicim. Herkesin gözü parayla alabileceğin şeylerde. Para kazanacaksın, sürpriz yapacaksın. Para kazanacaksın, sürpriz yapacaksın. Claudia Schiffer'ı bile tavlarsın Allahsızım. Cidden Allahsızsın lan sen Cengiz. Barıştık mı? Küsmedik zaten. Alıştım ben senin eşekliklerine. Hayatımın en mutlu günü 12 yıl önce bugündü. 12 yıl önce bugün dünyanın en mutlu erkeğiydi. Ne oluyor Ezel? Şebnem, Kamil abi. Sizle bir sır paylaşmıştım. O sır benden size emanet. Nasıl yani? Bundan sonrası bundan öncesi gibi olmayacak. Ezel, ne diyorsun sen? Diyorum ki ortada bir borç varsa o borç kapandı. Ne demek şimdi bu? Bugünden sonra benim önümde başka bir yol var. Ben yıllardır bugünü bekliyorum. Ama kimseye bu yolda benle gelin diyemem. Eğer gelirseniz hayatınızı tehlikeye atarsınız. Gelirseniz aptallık edersiniz. Hakkınızı helal edin. Bu da olmadı. Olmuyor. Ne taksam senin parıltından daha sönük kalıyor. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Çok güzel. Akşam yemeğe gideceğiz, geç kalmayalım. Neyin var? Yok bir şeyim, hadi Cengiz. Neyin var ya? Neyin var yine? Bırakır mısın bileğimi? Daha ne istiyorsun Eyşan? Daha ne istiyorsun? Her şeye sahipsin. İstediğin her şeyi aldın. Bir şey istemiyorum. Bir düş yakamdan Cengiz. Bırak da biraz nefes alayım. Senin olayın ne biliyor musun? Sen her şeyi istiyorsun. Ama karşılığında kimseye bir şey vermiyorsun. Çocuk gibi konuşma. Ne vereyim Allah aşkına? Sevgini. O kadar. Hatırlamıyorsun değil mi? Ne oldu bugün? Ne oldu?
12 yıl önce bugün ne oldu? Ben bir hesap alacağım. Yemekte buluşuruz. Geceki oyundan bahsetsene biraz. Ezel Bey buradan lütfen. En arkada özel bir odaları var. Orada oynayacağız. Rahmi diye biri var. Onda problem yok. Ama Bulgar da var oyunda. Onu önceden tanıyorum. Sağlam adamdır. Anlatırım sana oyunu. Senden iyi değil Ezel. Yalan söylediğinde yüzünle oynuyorsun. Hayır. Cidden mi? Heyecanda giriyor mu oyuna? Bazen. Eğer pot büyük olursa ya da ilgisini çeken bir şey biri falan olursa. Nasıl görünüyorum? Yakışıklı, zengin ve şık. Ali abi, bugün biraz erken çıkabilir miyim? Sebep? Eyşan'a söz verdim. Onu bir yere götüreceğim. Cengiz dün bir şeyler diyordu. Ondan duydum. Senin niyet ciddi galiba. Ciddi. Ya bırak oğlum, ne zorun var lan hayatının bağrında? Tamam, bizim Eyşan iyi kız, hoş kız da bu yaşta geçim derdi, çocuk zırzırı. Manyak mısın oğlum? Ali abi. Abi ben aşığım o kıza. Oğlum sen bir duygusallaştın, şimdi beni öpmeye falan kalkma da. Tat. Bir gün delireceğim. Basıp gideceğim bu anasını sattığımın mahallesinden. Ulan. Kolay gelsin. Vay Olgun. Hoca ne haber? Eyvallah. Kardeş, sen geç benim arabanın yanını değiştir. Lan elin dursa ayağın durmaz be oğlum. Ne gülüyorsun lan? Komik bir şey mi? Yok, ondan değil abi. Yenisin herhalde burada. Sen kimsin benim suratıma güleceğim lan? Yok yanlış anladın abi. Konuşma lan. Sen git arabaya bak. Ulan dağdan geldiniz, İstanbul'da kendinize benzettiniz anasını satayım. Bak hoca, senin oğlan yeni galiba. Ha. Senin araba canavar yine. Oğlum sen beni caddede göreceksin. Bütün karıları peşime takıyor Allah sizi. Doğrudur. Bak fena çizilmiş lan burası. Yapma lan. Neresi? Bak burası. Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun? Ali abi. Senin takımları da bir elden geçirelim mi hoca? He? Bir daha bir edepsizliğini görürsem sana bir 100 beygir daha takarım. Buradan pati yapar kalkarsın. Anladın mı hoca? Anladıysan salla silecekleri. Sen öldün lan. Öldün lan sen. Öldün lan sen. Seni burada tanıyorlarmış ya. Beni de tanırlar. Lakabım ne biliyor musun? Kerbeden Ali. Niye çaktırma? Abi ya iş aldım başına benim yüzümden. Kerpeten Ali ya. Sen hala burada mısın lan? Hadi kop. Şöyle kıyak bir yere götür manitayı. Ömer. Gel. Ya burası çok pahalıdır. Gel.
Bizim ne işimiz var ya? Burada. Sürpriz. Bir gün bak biz de burada oturacağız. Sahiden mi? Niye oturmayalım? Neyimiz eksik? Hem birkaç seneye kadar ben de Ali gibi usta olurum. Usta parasıyla burada oturulurmuş aşkın. Burada bir yemek bizim bir aylık maaşımızdan fazladır, biliyor musun sen? Kimle istesen olursun. Şu aşağıdakilere bak. Hepsinden daha güzelsin. Senin burada bende ne işin var ya? Neler söylüyorsun Ömer? Eyşan. Doğruyu söyle. Sen beni gerçekten seviyor musun? Ne ki? Herkes seviyor bir şeyler. Ama ne hikmetse sokaktaki adama bir şey yapmıyoruz da hep o ölüp ölüp bayıldıklarımızı hırpalıyoruz. Ben seni sevmek falan istemiyorum. Sen bilmiyorsun Ömer. Sen beni boğulmaktan kurtardın. Sen beni bu hayatta iyi yapan tek şeysin. Kalbimsin. Sen olmazsan Eyşan da olmaz. Sevmiyorsun yani beni? Hiç. Ben de seni.